Bu hamurla belen tavanın üstünü mü kapatacaksın? Evet, istediğim gibi oldu. Belen tavanın üstünü kapatmak için yoğrulan hamur dinlendirilirken domateslerden sonra kapya biber doğranıyor. Hadi geç kaldık. Nereye geç kaldınız anneciğim? Ay benim düdüğüme kim var? Ay düdüğüm kuzenimin ya. Hadi. Yine de kaybetmek için uğraştırıyorsun ya. Heyecanlandırma lütfen. Heyecanlanmaz benim gelinim. Hadi heyecanlandırıyorsun kuzum, elini ayağını birbirine dolaşıyorsun bağırmadan. Sakin sakin. Zaten kuzenim biliyorum başaracak. Ben ezdirmem kendimi ya. Ben muhtarım. Cemile senden daha baskın çıktı. Yok yok yok. Bu Cemile var ya bu çok bilmiş bu Cemile. Tabii ki de bileceğim. Tabii ki de. Anneciğim Cemile beni lokantasına davet etti. Evet ne zaman isterse başım üstüne. Karışık kebap özel ezmelerimiz, haydarimiz ne istersin? Cemile ben karışık kebap yiyebilir miyim? Yiyebilirsin tabii ki de. Gelin hanım sen ne yapıyorsun? Ben belen tavam için domates doğradım 2 tane. Domatesleri doğradın ama bana olmamış gibi geldi. İri mi geldi? Hadi sen onu seni daldırıyor bu daldırıyor saatini geçiyor. Ama iri olması gerekiyor. Belen tava için domates, kapya ve yeşil biber mi doğradık? Evet. Başka neler girecek? Soğan girecek, sarımsak girecek. Ana yemeği belen tavanın sebzelerine devam eden yarışmacımız şimdi de soğan doğuruyor. Anneciğim Saadet Hanım'dan korkmuyor musun? Evet. Ama gelinin korktuğunu söyledi. Hayır ben öyle izah ettim dün dedi anne çekindi. Hayır dedim kızım sen biliyorsun beni dedim. Hayır hiç kimseden çekindiğim yok. Siz de biliyorsunuz. Kimseden çekildiğim yok. Dün Savuş her şeyi beğenmiş gibi yaptı. Sonunda 6 puan verdi. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Savuş ben olmasam buna 10 puan bile verirdi. O benden bayağı çekindi. Çünkü o Savuş tutsa o bilir de ben de hiç keyif atmayayım. Ben onun üstüne yürüyeceğimi de gördü bildi. O yüzden puanı o şekilde verdi. Yoksa Çavuş dün hiçbir şey de beğenmedi. Niye? Neden? Çünkü heresinden bir kaşık anca aldı. Kaynayan suya tuz atan yarışmacımız sarmada kullanacağı lahana yapraklarını haşlıyor. Soğan ve sarımsak doğranan belen tavaya dana kuşbaşı etlerle birlikte karabiber, pul biber, kekik, zeytinyağı ve tuz ekliyor. Çok teşekkür ederim. Sağ ol canım benim. Maşallah inşallah. Alacağız. Teşekkür ederiz Cemile. İyi ki geldin. Teşekkür ederim. Belen tavaya etimizi de koyduk. Evet, etimizi koyduk. Ne eti kullandın? Dana, kuşbaşı. Bunların hepsini harmanlıyoruz bir güzel bir şekilde. Sarımsak koyduk, soğan koyduk. Belen tavaya tereyağı da eklendikten sonra sarma için lahana yaprakları haşlanmaya devam ediyor. Anneciğim, sence bugün hangi kayınvalide adaletli olur? Vallahi hiçbiri de bana öyle. Bir adı neydi o kart... Kartı kaldıran adı neydi unuttum. Ayşe Hanım çok hanım hatundur. Ana yemek için dinlenen hamur açıldıktan sonra belen tavanın üstü kapatılıyor. Üstünü neden hamurla kapatıyoruz? Kapat güzel pişiyor. Ana yemek belen tavanın üzeri hamurla kapatıldıktan sonra fırına veriliyor. Belen tavası. O nasıl oluyor anlamadım. Göreceğiz vallahi içinde et mi var, tavuk mu var bilmiyorum. Belen tavası ilk defa duyuyorum. Aman değiştiriyorlar işte belendi, melendi, uyduru yazıyorlar işte. Uydur kaydır yaz. Hanımlar geçen süreniz damı damına. 1 saatiniz kaldı. Çok azmış. Gerçek mi diyorsun ya? Lahana sarması için doğranan soğan ve sarımsaklara domates rendeleyen yarışmacımız şimdi de maydanoz doğuruyor. Gelin hanım, eşin tekrar yarışmaya katılacağını öğrendiğinde ne dedi? Yani aslında Edip ikinci kez gideceğim dediğim zaman kabul etmedi önce. Gitme dedi ya, üzülüyorsun dedi. İlk gittin bir puanla kaybettin dedi. Bu sefer de gitme dedi. Sonra kaybedersin, üzülürsün. Olsun dedim ben. Kaybetmek de var, kazanmak da var. Eğlenmeye gidiyoruz. Evet. Peki ilk yarışmadan sonra nasıl eleştiriler aldın? Yani benim kaynanam nasıl eleştirildi annem? İlk gün 3 vermesiyle eleştirildi, evet. Yani... 8 vermeyecektin, yazık oldu. Niye 8 verdin? O karşıdaki sana 7 verdi. Yazık, günahtır. Ama ben bir şey yapamadım, ona kalmış. Onun vicdanına kalmış. İnşallah bir daha öyle olmaz. Sarmanın iç harcına pul biber, karabiber ve nane ekleyip yoğuran yarışmacımız haşlanan lahana yapraklarını kesiyor. Kaçar tane yapacaksın? Yani her kayınvalideye 3 tane 4 tane koymayı düşünüyorum. Ara yemek için sarılan lahana yaprakları tencereye yerleştiriliyor. Etli lahana sarmasını herkes güzel yapamaz. Tavuklu tritin yanına olmamış. Çünkü trit de etli, o da etli olmamış. Firiyi nasıl yapıyorsunuz? Firik pilavı. Bu pirinçten daha pahalı, daha güzel oluyor dadı. Bu hep düğünlerde olur, kazanlarda olur. Buğday haliyle, buğday biçerler ya.
O zaman bunu biraz yeşil yeşil, o zaman bunu yakala böyle tadı güzel olsun diye. Cemile benim o bir sefer daha hızlıydı. Bu sefer Cemile biraz ağır oldu. Bence kafası karıştı, onun için susmuşum bu sefer, hiçbir şey demiyorum. Fenomenler haftasının yemeği tirit için yağlı tavaya alınan kuru yufkalar tavuk suyuyla ıslatılıyor. Bak bu tripi hiç yememişim, trip mirip mi ne adı bunun sen? Hiç yememişim, bir bakacağız. Cemile evde denemedi mi? Benim gelinim daha denemedi. Denedim bir kere ama evi, yoktu. Evi ayrı, eğer yapmışsa onu, benim evim ayrı, onun evi ayrı. Yapmışsa ben onu bilmiyorum. Anneciğim, dün sofrada senin üstüne çok mu geldiler? Çıldırdım, daha bugün çıldıracağım, daha çok dur. Acaba neden konuşturmadılar? Gözleri kaldırmadı. Herkes kemeri takmış. Diva olmuşlar başıma. Diva mı, divan mı anlamadım. En son patladım zaten. Hep siz konuşuyorsunuz dedim. Çabuk kızım, hadi. Hep siz konuşuyorsunuz dedim. Ben hiç konuşturmam. Benim de hakkım var konuşmaya. Birinci olmuşsun, ne olmuşsun yani? Ben de ikinci olmuşum. Bir puandan kaybettim. Ben de sayılır birinci olmuşum yani. Çavuş Hanım sağa gösterip sol vurdu. Bugün ben de bakacağım işte yemeklerine, tadacağım. Ona göre puan vereceğim. Sağ mı gösteririm, sol mu gösteririm onu görecek. Çavuş gününü oynadı. Tecrübeliyiz biz yani. Sonuçta bu feminol bir kayınvalideyiz. Gördük böylelerini. Böylelerinin kasını gördük. Çabuk çabuk çabuk. Anne bir dakika. Boş ver sen... o kadar şey yapma, bu parmakların ucunda yapacağım. Parmağıma girmiyor ıslak diye ellerim. Tavuk etleri didiklendikten sonra tirit için pişen kuru yufkalar kontrol ediliyor. Tavayı tekrar yağlayan yarışmacımız kuru yufkaları ters çevirip pişirmeye devam ediyor. Ardından zahter salatası için soğan, domates ve zahter doğuruyor. Hanımlar son 45 dakika. Eyvah! Sarmalar yanmış. Çok güzel olmuş. Yanmamış, yanmamış. Hayır, hayır, hayır. Eyvah! Belen tava yanıyor. Cemile, bir şey olmaz. Bak az bir şey, ince şeyini at. Limon tuzunu at sen. Dayanmış. Cemile, belen tava. Bir şey olmaz şimdi. Şey, bir baksın bakın kızım. Yok yok, bu ekmek yanar zaten. Ekmeği yanar. Tiritin pişen kuru yufkaları dilimlere ayrıldıktan sonra üzerine didiklenen tavuk etleri konuyor. Ardından zahter salatasının tuzu ayarlanıyor. Firik pilavı yok, mevsim salata yok, künefe de yok. Haydi Cemile, haydi Cemile, bu beni daldırıyor, hadi. Çok daldırıyorsun ya, daldırıyorsun. Bak yemeklerimiz pişmeyecek, dur. Firik pilavı için tereyağında şehriye kavruluyor. Pilav için kavrulan şehriyelere tavuk suyunda bekleyen firik ve bulgurlar ekleniyor. Şimdi ne yapıyorsun gelin hanım? Şimdi künefeye gel. Tatlım için künefelerimi hazırlayacağım. Tereyağı koydum, biraz da margarin koyacağım. Bu nedir gelin hanım? Lor peyniri. Künefenin içine girecek olan peynir. Künefe için peynir rendeleyen yarışmacımız eriyen tereyağı ve margarini kadayıfın üstüne döküyor. Künefenin tel kadayıfları eriyen tereyağı ve margarinle güzelce harmanlanıyor. Ay şirası, şirayı koymadık kızım. Bir dakika, bir çay tencereyi çıkarabilir miyim? Hadi çıkar anneciğim. Cemile, önce şunun suyunu ayarla. Tamam. Suyunu ayarla, o bir yandan pişsin. Pişer, bırak, pişer. Bırak kızım, bırak sen. Künefenin şerbeti için 2 bardak suya 2 su bardağı şeker ekleniyor. Cemile, bir buna baksaydın eldivansız. Eyvah! Belen tava yandı. Çıkar onu istersen artık. Ana yemeği belen tavayı fırından çıkaran yarışmacımız yanık hamuru kaldırıp etleri kontrol ediyor. Belen tava firik pilavı. Yani hem lahana içinde pirinç hem tirit, çok hamur olmuş biraz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.